Evet bayrak metni Hazırlık çalışmaları Bayrağımızın şekli ve renkleri nasıldır? Kırmızı zeminin üzerine beyaz, ay ve yıldızdan oluşmaktadır. Bayrağımıza saygımızı nasıl gösteriyoruz? Törenlerde hazır ol vaziyetinde bayrağımıza bakarak istiklal marşını söylüyoruz. Bayrağımızı her zaman yüksekte tutarız. Evimizde, okulumuzda, sınıfımızda en yüksekte bayrağımızın bulunması gerekir. Törenlerde de göndere çekerek saygımızı gösteriyoruz. Evet, şiirimiz bu şekilde devam ediyor. Birinci etkinlikte eksik kelimeleri tamamlıyoruz ve tahminde bulunuyoruz. Daha sonradan da sözcük anlamını yazıyoruz. Tahminlerinizi siz yazarsınız diye ben sözcük anlamlarını yazdım buraya. Ulus sözcük anlamı, onur sözlük anlamı vatan sözlük anlamı hudut Sözcük anlamı tahminleri aklınıza ne geliyorsa onu yazabilirsiniz diye düşünüyorum nöbet bekleme işi yazabiliriz hudut sınır yazabiliriz vatan Bir milletin üzerinde yaşadığı yer yazabiliriz. Onur şeref yazabiliriz. Bu şekilde yazabiliriz. Cümle içinde kullanın denilmiş. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Her ulusun bir bayrağı vardır. Bayrak bir ulusun onurudur. Vatan sana canım feda. Bu gece ileri hudut nöbeti senin Şaban. 3-5 nöbetine kalkacağım şeklinde cümleleri yazmış bulunmaktayız. Hafif birazcık bekleyeceğim. İkinci etkinliğe geçtik. Sorularımız var metinle ilgili, şiirimizle ilgili. Bayrağı nelere benzetiyor, kalbi benzetiyor. Ulusun sonsuza kadar yaşayabilmesinin şartı bayrağının dalgalanmasıdır. Bayrak hangi durumlarda öfkelenir? Onuruna dokunulursa öfkelenir. Şair bayrağın öfkesini göstermesini nasıl anlatıyor? Göklerde şimşek çaktırmasına çattırması olarak anlatıyor. Bayrak vatan nöbetini nerede ve nasıl tutar? Hudutlarda sevgiyle tutar. Şairin bayrağı kişiselleştirerek şiirini daha etkileyici hale getirdiğini söyleyebilir miyiz? Evet. Yani kişiselleştirmek eee Nesnelere insan özelliği vermektir. Söyleyebiliriz. Duygularımızı, eşyaları kişiselleştirerek anlatmak daha etkilidir. Şurada bir yanlışlık olmuş. Kişiselleştirmek şurada var. Bu şekilde buraya ekleyebiliriz. Ana duygusunu en iyi yansıtan tabii ki bayraktır. Bu görselimizde işaretliyoruz. Bir sonraki etkinliğimiz, şiiri okurken hissettiklerinizi aşağıdaki alana yazınız. Burada örnek olsun diye birkaç cümle bıraktım. Devam ediyorum. Beşinci etkinlik. Şiiri okuyunuz. Altı çizili kelimelere dikkat ediniz. Altı çizili kelimeler pekiştirmeli kelimelerdir. Kelimelerde pekiştirme kelimelerin anlamını güçlendirmektedir. Evet, birinci yöntem, ikinci yöntem diye göstermiş bize. Şimdi kelimeleri birinci yöntem mi, ikinci yöntem mi onu söylüyoruz, onu yapıyoruz etkinliğimizde. Masmavi birinci yöntem, kıpkırmızı birinci yöntem, apaçık birinci yöntem, dümdüz birinci yöntem, sapa sağlam birinci yöntem, sımsıkı birinci yöntem. Sapa sağlam mı? ikinci yöntem. Birinci dedim sanırım. Şimdi kelimelerin pekiştirmeli hallerine örnekler veriyoruz burada. Çepe çevre, gündüz, <laughs> yüpe gündüz, sağlam, sapa sağlam, kara, kapkara, sivri, sip sivri, yeşil, yem yeşil şeklinde yazabiliriz. Evet altıncı etkinliğimiz. Bir sonraki etkinliğimiz kısa bir şiir yazınız Türk bayrağı ile ilgili demiş. Başlığı koymayı unutmayınız. Şiiri bitirdikten sonra yazım ve noktalama işaretlerine dikkat ediniz, düzeltiniz bayrak örnek bir şiir yazdım. Örnektir. Buna dikkat edin. Değiştirerek kelimeleri değiştirerek yeniden yazabilirsiniz. Göklerde asılır inmez yere. Bayrağı sever herkes ama niye? Çünkü onun yeri ayrıdır bizde. Vatan sevgisi bizde budur işte. Birinci kıtasını okudum. Sonsuza dek seveceğiz. Ölümüne seninle geleceğiz. Seni göklere sereceğiz. Bunu herkese diyeceğiz. Şeklinde bir şiir. Evet burada da sarı gelin ve saz şeklinde örnek verdim başarılar diliyorum